Herkese merhaba. Üçüncü bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, Atatürk'ün reformlarını ve İran'da Pehlevi Hanedanlığı'nı konuşmuştuk. Bugün Orta Doğu'da 1. Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadarki dönemde görülen bağımsızlık hareketlerini dinleyeceğiz. Önce Mısır, Irak ve Ürdün hakkında konuşacağız. Sonra Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan hakkında konuştuktan sonra bir sonraki bölümde İsrail Devleti'nin doğuşunu ve Filistin meselesini tartışacağız. Birinci Dünya Savaşı sırasında Mısır bir savaş bölgesi olmadıysa da İngiltere'nin Mısır'ı Protectorate yani kendine bağlı bir devlet ilan etmesiyle 400 yıllık Osmanlı idaresi resmen sona ermiş oluyordu. Ve savaş boyunca Mısır insan gücüyle, kaynaklarıyla İngiliz savaş makinesini beslemişti. Ancak Mısırlılar Osmanlı'dan sonra bir de İngiliz hakimiyetinde kalmak istemiyorlardı ve tam bağımsız Mısır için seslerini çıkarmaya başlamışlardı. Kasım 1918'de 7 hukukçu bir araya gelerek Waft Partisi adında bir dernek kurdular. Tüm ülkeyi gezerek halkı bilinçlendirdiler ve bağımsızlık için bir kamuoyu oluşturdular. Partinin lideri Sad Zaglul, Kahire'de batı tarzı kurulmuş bir hukuk fakültesinde öğrenim görmüştü. Reformlar çerçevesinde açılan okullardan yetişmiş bir insandı. Ancak bağımsız Mısır ve Süveyş kanalının kontrolünün kaybedilmesi İngilizler tarafından kabul edilemezdi. Bu yüzden Zaglul ve diğer 3 arkadaşı İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderildi. Zaglul'un tutuklanması protesto gösterilerine sahne oldu. İngilizlerin şiddetle karşılık vermesi üzerine gösteriler ülke geneline yayıldı. Tüm işçiler de gösterilere katılmış, ülkede grevler başlamış ve İngiliz askerleriyle çatışmalar yaşanıyordu. 800 Mısırlı öldürülmüştü ve 1400'ü yaralanmıştı. En sonunda yeni atanan İngiliz-Mısır Yüksek Komiseri General Allenby uzlaşmaya karar verdi ve Zaglul Paris Barış Konferansı'na davet edildi. 1922'de tarafların uzlaşması üzerine İngilizler Mısır'ın bağımsız olduğunu, bir İngiliz vasal devleti olmadığını, Mısır liderinin Mısır kralı olduğunu ancak Mısır'ın dış güçlere karşı güvenliğinin İngiltere tarafından sağlanacağını, İngiliz ordusunun Mısır'da kalacağını ve kapitülasyon haklarının devam edeceğini ilan etti. İngiltere, İngiliz tarzı bir bağımsızlık tanımıştı ve tam bağımsızlık isteyen Waft Partisi bu yönde çalışmalarına devam edecekti. Waft Partisi'nin çalışmalarıyla son 2 sene 1923'te meşrutiyet ilan edildi ve yapılan seçimlerde Waft Partisi %90 oy aldı ve Sad Zaglul ilk başbakan oldu. Ancak Mısır'ın liberal demokrasi denemesi hayal edildiği gibi olmayacaktı. Öncelikle Mısır'da parlamento haricinde bir kral vardı ve İngilizlerin çıkarları vardı. Kral gücünü paylaşmak istemiyordu ve İngilizler de zaman zaman kralı destekleyerek kendi konumlarını koruyordu. Ayrıca 1927'de Sad Zaglul'un ölmesinden sonra Waft Partisi'nde yozlaşmaya başlamıştı ve halk tabanında desteğini kaybediyordu. Üstelik Waft Partisi'nin dini değerlere önem vermemesi, hatta İslamiyet öncesi Mısır'ın değerlerini yüceltmesi, Helen ve Yunan uygarlığı dönemlerinin atıf yapması halk kitlesini başka arayışlara yöneltmişti. İsmaila şehrinde 1928'de Hasan el-Banna tarafından kurulan Müslüman kardeşler kısa sürede 500 şube açacak ve 10 binlerce üyeye sahip olacaktı. Mısır'ın İslami değerlere dönmesini, şeriat kurallarının uygulanmasını ancak 20. yüzyıl teknoloji gelişmelerine de sırt çevrilmemesi ve teknolojiden yararlanılması gerektiğini savunan bu görüş toplumun her kesimine hitap edecekti ve Mısır'ın sonraki yıllarında önemli bir politik güç olacaktı. Mısır'da parlamento deneyiminin sürekli değişen hükümetlerle sağlıklı işleyememesi ve Mısır'da halen tam bağımsızlık isteyen tarafların ağırlığı yaklaşan 2. Dünya Savaşı öncesi Mısır'ın önemini arttırmıştı ve tarafların 1936'da anlaşmasıyla Mısır'a tam bağımsızlık verildi. Tek şart, İngiliz birlikleri Süveyş kanalı bölgesinde bulunacak ve Mısır'a olası bir saldırı halinde İngiltere'nin yardıma gelmesiydi. Ayrıca kapitülasyonlar da kaldırılmıştı. 1936'da Kral Fuat ölmüştü ve oğlu Faruk kral olmuştu ve kendi kişisel zevklerine peşine koşan bir adam olarak halk tarafından sevilmiyordu. Ve 1939'da 2. Dünya Savaşı başladı. Haziran 1940'da Fransa işgal edildi ve yaz boyu Alman Hava Kuvvetleri'nin İngiltere'ye saldırıları İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından güçlükle ve başarıyla püskürtüldü. Sonraki 2 sene Almanlar Stalingrad'a kadar gelmiş, Afrika'da da Mısır'a girmişler ve Süveyş kanalını tehdit ediyorlardı. Ekim 1942'de İngiliz karşı saldırısıyla Almanlar Mısır'dan çıkarıldı ve sonraki sene Libya ve Tunus'tan da temizlendi. Aynı anda Stalingrad'da da hezimete uğrayan Almanlar geri çekilmeye başladılar ve İtalya'nın müttefiklerce fethi Normandiya çıkarmasıyla 1945'te Almanya Savaşı kaybetti. Japonya'ya atılan 2 atom bombasıyla da Pasifik'teki savaş sona erecekti. 2. Dünya Savaşı sırasında Mısır, İngiltere için önemli bir karargah merkezi olmuştu. Savaş boyunca 500 binden fazla İngiliz askeri Mısır'da bulundu. Enflasyon çok yüksekti ve ekmek bile bulunamıyordu. Ancak savaşa dayalı ufak sanayi kolları gelişmişti. Mısır siyaseti uzun zamandır siyasi krizlerle ve koalisyonlarla boğuşuyordu. Savaş başladığında hükümette Alman sempatizine olan Ali Mahir başbakan olarak bulunuyordu.
1940'ta bu başbakan istifa etmiş ama kurulan koalisyon da 2 sene dayanabilmişti. 1942'de Kral Faruk, kendisine yakın gördüğü Alman sempatizanı Ali Mahir'i başbakan olarak atamak istedi. Tarihe 4 Şubat olayı olarak geçen olayda İngiliz tankları Kral Faruk'un sarayına gelerek kraldan Waft Partisi lideri Mustafa Al-Nahas'ı başbakan olarak atamasını istediler. Mecbur kalan kral, Al-Nahas'ı başbakan olarak seçti. İngiltere'nin müdahalesi sayesinde Mısır, İngiltere'ye müttefik olarak kalmıştı ve savaşın ilerleyen günlerinde Alman kuvvetleri Afrika'dan çıkarılacaktı. Ancak bir zamanlar bağımsızlığın sembolü olarak görülen Waft Partisi'nin bu şekilde İngiliz tanklarıyla iktidara gelmesini Mısır halkı unutmayacaktı. Savaş sonrası Mısır tarihinde Müslüman kardeşler önemli bir siyasi aktör olacaktı. Şimdi Irak hakkında konuşmak istiyorum. Osmanlı döneminde Irak toprakları üzerinde 3 farklı yönetim bölgesi bulunuyordu. Kuzey bölgesi olan Musul Anadolu'ya bağlıydı. Bağdat bölgesi tarım bölgesiydi ve İran ile ticaret yapardı. Ve Güney Basra bölgesi deniz aşırı Hindistan ile ticari bağları vardı. Ayrıca etnik olarak da bu 3 bölgenin çoğunluğunu Araplar oluştururdu ama Şii Araplar çoğunluktaydı ve Sünni Araplar da vardı. Ayrıca kuzeyde bir Kürt nüfus vardı ve az sayıda Süryani ve Yahudi de bulunurdu. Bu üç bölgeyi ve farklı dini ve etnik grupları tek bir çatı devlet çatısı altında birleştirmek bugün bile çözülemeyen problemlere yol açacaktı. Ayrıca İran denize açılan sınırı çok kısaydı ve Basra Körfezi'nin Kuveyt olarak farklı bir devlet olarak kurulmuş olması İran Kuveyt üzerine hak iddia etmesine yol açıyordu ve 1990 Körfez Savaşı'na yol açacaktı. Osmanlı sadece büyük şehirleri idare ederdi ve kırsal kesim aşiretler tarafından yönetilirdi. İngilizlerin merkezi bir devlet kurmak istemesi bu aşiretlerin 1920'de isyan etmesine yol açacaktı. Milliyetçi bir isyan değildi, sadece kendi güçlerini korumak isteyen aşiretler tarafından çıkarılmıştı ama sonraki yıllarda Irak milliyetçiliğinin sembolü olarak görülecekti. 10.000 isyancının 450 İngiliz askerinin ölmesiyle isyan bastırılmıştı, ayrıca parasal maliyeti de yüksek olmuştu. İngiliz kamuoyunda bir tepkiye yol açmıştı ve Londra bir daha böyle bir macera istemiyordu. Bu yüzden İngiltere'nin petrol çıkarları korunmalı, Basra üzerinden Hindistan ile ticaret devam etmeli, doğrudan ülkeyi idare etmek yerine bu işi yapacak birini bulmalıydı. Seçim Amir Faysal olacaktı. Arap isyanının lideri Mekke Şerefi Hüseyin'in oğlu olan Amir Faysal önce Suriye kralı olmuştu ama ancak Suriye'de Fransız mandasının kurulması üzerine devrilmişti ve şimdi de İngiltere'nin desteğiyle 1921 senesinde Irak kralı oluyordu. 1925'te ilan edilen anayasa ile meşruti monarşi kurulmuştu. 1932'de resmen bağımsız Irak ilan edilecekti. Aynı Mısır'da olduğu gibi İngiliz ordusu askeri üst kurma hakkına sahipti ve Irak'ın koruması İngiltere'nin garantisindeydi. Mümkün olunca Irak iç işlerine özgürlük verilmişti. 1925'te imzalanan anlaşmaya da 75 seneliğine Irak petrolü İngiliz Irak Petrol Şirketi'ne verilmişti. Irak Kralı Faysal, beklenenin de üstünde çalışarak Irak halkı tarafından kabul gördü. Ancak Faysal'ın 1933'te ölümünden sonra kralı olan oğlu Gazi, politikaya karşı ilgisizdi. Bu yüzden hükümeti küçük bir grup tarafından kontrol edilecekti. Daha önce bir yönetim tecrübesi olmayan bu gruptan 4 kişi 20 sene zarfında 13 defa başbakan olacaktı. Pek istikrarlı bir yönetim göremiyoruz. Bu 4 kişi de İstanbul Harp Okulu'ndan mezundu. Bu 4 kişi de Arap isyanına katılmışlardı. 1930'larda etkili olan 5. kişi olan Yasin Haşimi de İstanbul Harp Okulu mezunuydu ama Osmanlı ordusuna görev yapmıştı. Bir nevi Osmanlı'da eğitim almış bu kişilerle Irak'ta Osmanlı yönetim mirası devralınmıştı. Bu kişilerden biri olan Nuri El-Said çok etkili bir başbakan olacaktı ve savaş sonrası Irak siyasetinin önemli bir oyuncu olacaktı. Bu ve diğer ülke yönetiminde görev alan kişilerin hepsi Sünni Müslümandı ve Irak'ın çoğunluğu Şii olmasına rağmen Amerika'nın 2003'te Irak işgaline kadarki dönemde Şiiler ülke yönetiminde görev alamayacaktı. Ordunun da 1930'lar boyu etkisini arttırması ve başbakanı değiştirmek adına sıklıkla darbe yapması Irak siyasetinin bir parçası olacaktı. İşin ilginci, her darbeden sonra 1920'lerden beri ülkeyi idare eden başka bir başbakan tekrar göreve geliyordu. İkinci Dünya Savaşı başladığında Irak siyasetinde bir grup İngiltere ile bağlarının korunmasını savunurken bir grup da tamamen bağları koparıp tam bağımsız bir yol izlenilmesi gerektiğini savunmaktaydı. 1939'da Kral Gazi'nin bir trafik kazasında ölmesiyle 3 yaşındaki oğlu 2. Faysal kral olur ama kral vekili de Gazi'nin kuzeni Abdullah olmuştur. Başbakan Nuri Al-Said ile de iyi ilişkiler vardır ve Nuri Al-Said İngilizlerle iyi ilişkilere inanmaktadır. Ancak ordu içinde tam bağımsızlık taraftarı bir grubun 1941'de darbe yapması üzerine Alman dostu Raşit El-Galyani başbakan olur. Galyani'nin Irak'ta bulunan bir İngiliz askeri üssüne saldırmasıyla Irak ve İngiltere savaşa girer. Filistin'den yola çıkarak Ürdün üzerinden Irak'a gelen İngiliz kuvvetleri tekrar Irak'ı ele geçirir ve Galyani hükümetini devirir. Kral vekili Abdullah ve başbakan Nuri Al-Said o günden 1958'e kadar iktidarda kalacaklardır. Ancak ikisi de İngiliz desteğiyle iktidarlarını korumuşlardır ve bu yüzden milliyetçi çevrelerce sevilmeyecektir.
1958'de bir grup Iraklı subayın hükümeti ve krallığı devirmesinden sonra kral II. Faysal dahil idam edileceklerdir. Ürdün ise tarihsel olarak Suriye'nin bir parçası olan Osmanlı'nın ilgilenmediği, yerel kabilelerin idare ettiği bir çöl bölgesiydi. Fransa Suriye'si ile sınırını belirlemek adına İngiltere tarafından Ürdün Nehri'nin doğusunda yapay bir devlet olarak Transjordan adıyla kuruldu. Kralı Mekke Şerifi Hüseyin'in oğlu Irak kralı olan Faysal'ın abisi Abdullah yapıldı. Başkenti Amman, 5000 nüfuslu küçük bir kasabaydı. Suriye'ye saldırılar yapan başıboş kabileleri kontrol etmek ve Suudi Arabistan, Filistin, Lübnan ve Suriye arasında bir tampon bölge olarak meydana getirilmişti. Bir proje devletiydi ve başarılı olunduğunu gören İngiltere, 1928'de aynı Mısır'a ve Irak'a yaptığı gibi Ürdün'e ve Kral Abdullah'a görece bağımsızlık tanıdı. Bir meclis açıldıysa da etkili bir platform olmayacaktı ve bugüne kadar Ürdün'e söz sahibi kraliyet olacaktı. İngiltere'nin yardımıyla modern bir ordu kuruldu. Bürokraside görev alacak memurlar genelde Suriye'den ve Filistin'den getirildi. Bu yüzden de bu kişiler herhangi bir milliyetçi örgütlenme içine girmediler ve Ürdün'de muhalif bir oluşum görülmedi. Özellikle 1941'de Irak'ta yaşanan darbe girişiminde İngiliz ordusunun Ürdün üzerinden Irak'a girmesi İngiltere'ye yardımcı olmuştu. Ürdün bu yardımın karşılığını 1946'da tam bağımsızlık ilanıyla alacaktı. Fransa, İngiltere gibi dolaylı bir idare sistemi yerine sahip olduğu manda devletlerini bürokratik bir kadro ve askeri bir güçle doğrudan kontrol etmeyi tercih etmişti. Özellikle milli bir birlik yaratmak yerine farklı dini grupları destekleyerek ve Suriye özelinde farklı bölgelere bölerek yönetmişti. Suriye'de Şam ve Halep olarak iki yönetim birimi vardı ve farklı yönetici kadroları tarafından yönetiliyordu. Ayrıca Suriye'de Antakya'nın hemen güneyindeki bölgede Hristiyan Araplar için Alevit eyaleti ve en güneyde Şii Dürzüler için Cebel Dürzü eyaleti kurulmuştu. Osmanlı döneminde dağlık bir bölgede bulunan Lübnan mutasarrıflığının sınırları Suriye'den bazı bölgelerin eklenmesiyle büyütülmüştü ve büyük bir Lübnan devleti kurulmuştu. Burada da Hristiyan nüfusu destekleyerek ülkeyi ayrıştırmıştı. Suriye'de manda yönetiminin ilk başladığı yıllarda Temmuz 1925'te Dürzi bölgesinden bir aşiret reisi Fransız yönetimine karşı bir ayaklanma başlatmıştı. Ayaklanma kısa sürede büyüdü ve Homs ve Şam şehirlerine de yayıldı. Fransızlar şehirleri hava bombardımanı ile vurdu ve ilave Fransız birlikleri çağrıldı. 2 sene süren isyanda 6000 Suriyeli ölmüştü ve şehirlerde birçok bölge harabeye dönmüştü. İsyandan sonra Osmanlı döneminin bölgesel liderleri olan kişiler bir araya gelerek Ulusal Blok isimli bir örgüt kurdular. Fransızlara kendilerini halk tabakasıyla ilişkilerde aracı olarak kullanabileceklerini söylediler ve devlet yönetimine yetki istediler. Fransa belli bir yetki verse de Suriyeli Cumhurbaşkanı ve meclis tamamen göstermelikti ve tüm kararlar en sonunda Fransızlar tarafından alınıyordu. Fransa özellikle belli bir devlet aygıtının kurulmasını, bir siyasi olgunluğun büyümesini istemiyordu. Aslında İngilizler bir manda devletini kurallarına göre yönetirken Fransa sonsuza kadar kendi toprağı olarak görüyordu. 1936'da Fransa'da yapılan seçimlere popülist cephe lideri Léon Blum'un kazanması Suriyeliler için bir umut kaynağı olmuştu. Aynen İngiltere'nin Irak ile yaptığı bir anlaşma yapılarak Suriye'ye bağımsızlık tanınacaktı ama Fransız askeri üsleri ülkede kalacaktı. Hatta Suriyeli Ulusal Blok bir anayasa taslağı hazırlamıştı ama Fransa'da sol hükümetin 1938'de düşmesi üzerine yeni kurulan hükümet anlaşmayı iptal etti ve Suriye Meclisi kapatıldı. Hatta Fransa Türkiye ile anlaşarak Antakya bölgesinin Türkiye'ye verilmesini kabul etti. Bu Suriyeliler için kabul edilemez bir karardı ve halen haritalarında Hatay'ı Suriye'nin parçası olarak göstermektedirler. Lübnan da bir tasarım devletiydi ve Fransa'nın amacı yerli Hristiyan Maruni halkın çıkarlarını korumak ve Müslüman Suriye devletinin içinde pasif kalmalarını engellemekti. İlk başta Hristiyan nüfus çoğunluktayken Lübnan'ın sınırlarının genişletilmesiyle Maruni halkı Lübnan'ın içinde %30 gibi bir çoğunluğa düşmüştü. Bu Fransızlardan Marunilere bir mesajdı. Güçlerini korumak istiyorlarsa Fransa'ya muhtaçtılar. Ancak Lübnan'ın içinde Maruniler Lübnan'ın bir Hristiyan devleti olarak Avrupa tarzında olmasını arzuluyorlardı. Müslümanlar ise Suriye ile birleşmek ve Orta Doğu Arap dünyasının bir parçası olmak istiyorlardı. Gene de bir mozaik olarak Lübnan, Fransız yönetimi altında başarılı bir devlet olacaktı. Osmanlı dönemindeki gibi parlamentoda temsilin dini kimliğe göre yapılmasına karar verilmişti. 1926'da Lübnan Cumhuriyeti ilan edildi. 1936'da Fransa ile bağımsızlık için bir anlaşma yapıldı. Sonraki sene yapılan seçimler sonucu Cumhurbaşkanı Hristiyan ve Başbakan Müslüman oldu. Bu iki dini kimliğin bir arada çalışması için bir fırsat olmuştu ve 1980'lere kadar bu şekilde uygulanacaktı. Başbakanın Müslüman olmasıyla Lübnan'ın Müslüman nüfusunda bir aidiyet duygusu uyanmaya başlamıştı ve hem yönetim hem de ekonomide rol alacaklardı. Fransa, aynı Suriye'de olduğu gibi Lübnan'ın bağımsızlığını askıya aldı ama 1943'te 2. Dünya Savaşı devam ederken bağımsızlığını kazanacaktı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Fransa'yı işgal etmesi ve Fransa'da Vichy hükümetinin kurulması Suriye ve Lübnan'ı Alman nüfuz alanına sokmuştu ve bu İngiltere için büyük bir tehditti. İngiliz donanmasının bu iki ülkeyi abluk altına alması bu ülkelerde yiyecek sıkıntılarına yol açmaktaydı. De Gaulle Fransa'sının birlikleriyle birlikte yapılan bir operasyonla Vichy hükümeti Suriye ve Lübnan'da otoritesini kaybetti. De Gaulle söz verdiği gibi bu iki ülkeye bağımsızlık tanımadı ama İngilizlerin baskılarına daha fazla direnemeyerek 1943'te Suriye ve Lübnan'a bağımsızlık tanındı. Yapılan seçimlerde bağımsızlık taraftarı liderler ezici bir oy ile seçimleri kazandılar. Suriye'de ulusal bloktan Şükrü Alkuvvetli Başbakan seçildi. Kendisi İstanbul'da öğrenim görmüş, Şam'da ticaret yapan bir ailenin üyesiydi. Lübnan'da ise Cumhurbaşkanı Marouni Hristiyan olan Bişar el-Kuri, Başbakan ise Riyad el-Sul oldular ve birlikte 1943'te Ulusal Pakt ile bundan sonra Lübnan'ın iki dini kesimi olduğunun ve iki kesimin de temsil edileceğinin ve Lübnan'ın başka bir Arap ülkesiyle birleşmeyeceğine karar verdiler. Lübnan'da iki dini kesimin ortak hareket etmesi 1975 İç Savaşı'na kadar başarıyla devam edecekti. Ancak Fransız askerleri halen geri çekilmemişti ve savaştan sonra Fransız birliklerine takviye yapmaya başladılar. Çıkan Fransız karşıtı gösterilerde Fransız uçakları Şam'ı bombalayarak 400 Suriyelinin ölmesine yol açtılar. En sonunda İngiltere'nin yoğun baskıları sonucu Fransa askerlerini geri çekmeyi kabul etti ve 1946'da hem Suriye hem de Lübnan'dan çekildiler. Kısaca bir de Suudi Arabistan'dan bahsetmek istiyorum. Savaştan sonra Mekke Şerifi Hüseyin Hicaz bölgesinin kralı olmuştu ama Arap dünyasında bir hain olarak görülüyordu. Türkiye'de hilafetin kaldırılması üzerine kendini halife ilan etmişti ve tüm İslam dünyası tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İngiltere'ye göre artık o işe yaramazdı. Suudi Arabistan'ın içlerinde Vahabi hareketi büyüyordu. Aslında bir önceki yüzyılda da güçlenmişlerdi ve Hicaz'ı ele geçirmişlerdi. Ama Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından yenilgiye uğratılmışlardı ama yok edilmemişlerdi. İslami değerlere önem veren bu grup 1900'lerin başından itibaren güçleniyorlardı ve Riyad bölgesinde çok etkiliydiler. 1920'de İbn Saud ve kendisi için savaşan İkvan birlikleri Hicaz'ı ele geçirdiler. Hüseyin Arabistan'dan kaçmak zorunda kaldı ve İngiltere İbn-i Saud ile anlaştı. 1927'de imzalanan Cidde Anlaşması uyarınca Necd ve Hicaz Krallığı kurulacak ve karşılığında İbn-i Saud, İngiltere'nin müttefiki olan Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Umman krallıklarına saldırmayacaktı. Bu kurulan devletin adı 1932'de Suudi Arabistan olarak değiştirildi. İlk dönemlerde henüz petrol çıkmıyordu ve devletin ana gelir kalemi hac seyahatleriydi. 1933'te İbn-i Saud, Amerikan petrol şirketi Standard Oil ile anlaştı. Daha sonra kurulacak şirketin adı Aramco olacaktı. Petrol çıkarılması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayacaktı. 2. Dünya Savaşı sırasında Suudi Arabistan tarafsız kalsa da İngiltere'nin yanındaydı. Devlet kademelerinde Suudi ailesinin fertlerinin yer alması ve petrol gelirleriyle Suudi ailesi bugüne kadar gücünü korumayı başarmıştır. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde İsrail Devleti'nin kuruluşunu, Filistin meselesinin ortaya çıkışını konuşacağız. Sonraki bölümlerde Orta Doğu'da yaşanan siyasi gelişmeleri, savaşları ve Soğuk Savaş'ın etkilerini takip edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.